Rumen şarkıcı Otilia ile birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra geldiği İstanbul'u çok ama çok özlemiş Otilia Hanım. Hello, merhaba. I'm very happy to be again in Istanbul. I think it's been a long time since I haven't been here because I traveled a lot. But I'm very excited about tonight. I'm happy to be in Istanbul. Çok özledim İstanbul. Otilia yeni şarkısını yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını söylüyor. Bir kere film çekmeyi düşünüyorum. Klip. Yes, there is coming a new song and I'm sure it's gonna be a big hit. I can't wait to show to all the people and to the radios. Yeni bir şarkıyla beraber yeni bir klip geliyor diyor. Rumen şarkıcı Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz aylarda evlenen eski aşkı Sinan Akçıl'a da mutluluklar diledi. Yes, I heard that Sinan got married. I am very happy for him. I wish him a lot of happiness, a lot of children, inshallah, to not divorce and to not have problems. Çocukların olmasını diliyorum diyor. Mutlu olsunlar. Bu şekilde. Herhangi problem yok. Çocuk var. Yala yala. Rıza Kocaoğlu kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de kameramıza takılıyor. Kıza detay gel. Ünlü oyuncuyla kız arkadaşına yakın dostları da eşlik ediyor. Koyu bir sohbete dalmışlar. Bir ara soğuktan şapkasını kafasına geçiren Rıza Kocaoğlu habercilere başka bir zaman için röportaj sözü veriyor. Ünlü oyuncu Pelin Akil doğum yaptı. Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri dün sabah dünyaya geldi. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti dünyaya gelen ikiz kızlarına Alin ve Lina ismini verdi. Minik minik kolları düşmüş iki yanına, dalmış pembe düşlere dünyalardan habersiz. Doğum haberini Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin yakın arkadaşı Melis Kaygılaroğlu sosyal medyadan duyurdu. Biliyorum sen bir meleksin, bana yardım için gönderildin. Bir kez anne ve babalık sevinci yaşayan çifti tebrik ediyor. Yeni doğan ikizlere de sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz. Günlerin getirdi, mutluluk olsun sana. Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim. Günün günden güzel olsun. Ünlü iş adamı Sarettin Saran'la Simge Sağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarla buluştu. Şimdi Kırıkkale'ler ne tarafta? Hakkari nerede? Karışık mı ortada? Duygulanarak ağlayan minik bir öğrencinin gözyaşlarını Simge Sağan siliyor. Ağlıyor musun sen? Ha? Neden? Güzel mi? 23 Nisan şenliğinde çocuklar Simge Sağan'ın şarkılarıyla coşuyor. Eller. Bir geri gelsin hem de bir genel Saadettin Saran yıllardır geleneksel hale getirdiği organizasyonun gururunu yaşıyor. 20 senedir yapıyoruz. Bu 20. senemiz yanlış hatırlamıyorsam ve biraz önce ufak kızımızın dediği gibi ben hayatımda göl görmemişken deniz gördüm diyor. Dolayısıyla burada biraz ufukların açmamıza, açılmalarına vesile oluyorsak bu bize yetiyor. Ben de Kırıkkale'den çıktım. Hayallerim çoğuna ulaştım. Onlara da kimsenin hayallerinizin sınırmasına müsaade etmeyin diyoruz. Bir dönem Fenerbahçe'de yönetici olarak görev yapan başarılı iş adamı çocuklara Fenerbahçe forması dağıtıyor. Başrollerini şarkıcı Doğuş ve sosyal medya fenomeni Nilay Toprağ'ın paylaştığı O İş Bende filminin galasındayız. Doğuş
Doğuş ve Nilay Toprak filmi eğlenerek çektiklerini açıklıyor. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, kendi adıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok eğlenerek çektik. Haydar Hoca'yı çok fazla yormadık, üzmedik. Her şey çok keyifliydi. Benim söyleyeceğim bu kadar. Nilay Hanım. Ben sabırsızlıkla bu anı bekliyordum. Çünkü bayağı oldu bu filmi çekeli. Ama her şeyde bir hayır vardır derler. Demek ki en güzel zaman bu zaman. Çünkü en güzel enerjimizi bu filme koyduk.